Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Gridnet isimli projeyi inceleyeceğiz. Daha sonrasında Bitcoin'in yön analizine bakacağız ve piyasada önemli gelişmeler var. Bunları analiz edeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise normalde bugün futures ve margin işlemlerle ilgili bir eğitim videomuz gelecekti. Fakat piyasanın biraz yangın yeri olmasından dolayı bu eğitim serisini bir sonraki videomuza atmaya karar verdim. Ve sizlere pump yapan coin'in pump yaptığı zirve noktasını nasıl yakalarız? Bununla ilgili bilgilendirmeleri yapacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak Gridnet isimli projeyi Twitter sayfamızdan da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Proje hakkında biraz bilgi sahibisinizdir. Birkaç arkadaşımız da sormuşlardı bana. Projenin ikosu da hala gerçekleşmedi. Daha bir ya da 3 ay içerisinde gerçekleşeceği söyleniyor. Satışı olmadı yani arkadaşlar. Arkadaşlar bir DeFi projesi olacak. Merkeziyetsiz bir sistem olacak. Ve en önemli gelişmelerini şu şekilde sizlere söyleyeyim. Kendileri bir işletim sistemi yapıyorlar. Yani blockchain benzeri bir işletim sistemi yapıyorlar. Bu sistem üzerinde Ethereum gibi akıllı kontratlar olabilecek ve tamamen merkeziyetsiz olacak. Kendi cüzdanınız üzerinde kendi kontrolünüz olacak. Ve çeşitli borsalarda listelenmesi bekleniyor. Arkadaşlar enerji isimli token'ı çoğunuz biliyorsunuzdur. Enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Ve GridNet Project'te elektrik ve enerji üzerine ciddi anlamda çabalıyorlar şu anda. Akıllı sayaç sistemini getirmeye çalışıyorlar. Akıllı sayaç sistemi gelirse enerji şirketleriyle birlikte yeni bir akıllı sayaç türünü hayata geçirecekleri söyleniyor. Gridnet ömür boyu 3 aşamaya sahiptir. Bunların tümü otomatik olarak gerçekleşir ve her biri ezik geçirmezdir. Yani ezik cihazlarla madenciliği yapılamayacak arkadaşlar. Durumdan dolayı ve durumsuz blockchain kanalları kavramlarını tanıtıyorlar. Akıllı şebeke mimarisi, GridNet role dü düğümleri. Birçok özellikleri var. Web sitesi gridnet.org Web sitesine girdiğiniz zaman zaten burada white paper'ı da var. White paper'ını da sayfayı Türkçe'ye çevirerek inceleyebilirsiniz. Projenin özelliklerinin ne olduğunu, ikosunun ne zaman olacağını Twitter sayfasında takip ederek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da hemen sizlere göstereyim. Twitter sayfalarında. Arkadaşlar Twitter sayfasında takip edebilirsiniz. Daha yeni bir proje olduğundan dolayı şu anda takipçi sayısı 1605 projede sürekli Twitter hesapları güncel her yaptıklarını Twitter hesaplarından paylaşıyorlar. Ve YouTube üzerinden de sizlere de şu şekilde gösterebilirim projeyi. Bu şekilde bir işletim sistemi tabanlı blockchain yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar GridNet projekti de inceleyebilirsiniz. Bizim diğer konusuna geldiğimiz zaman Bitcoin bu ara dengesiz birkaç hareketler yapmaya başladı. Fakat söylediğim destek ve direnç geniş aralığında ilerliyor şu anda. 12.169 dolar direncimiz vardı üst direncimiz demiştim. Ve alt direncimiz 10.887 dolardı. Bu aralıkta şu anda gidiyoruz. 11.683 dolarda ara direncimiz arkadaşlar. Geçenki videomuzda 11.750 dolar seviyelerindeydik. Ve aşağı noktaya çok denediğini söylemiştim sizlere. Bu kadar denemeye devam ederse kıracağını söylemiştim ve kırdı arkadaşlar. Şu anda da tekrardan yukarı yönlü bir harekete geçti. Yani 10.887 doları tam test etmedi. 11.120 dolardan yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi ve şu anda 11.469 dolar seviyelerinde Bitcoin. Bitcoin'in düşmesinden dolayı piyasa dün kırmızıya boyanmıştı. Altcoin'lerin de çoğunda bir düşüş geldi fakat DeFi coin'leri çok iyi tutundu arkadaşlar. İşin açı. DeFi coin'lerinde artışlar gelmeye başladı aksine piyasanın. Arkadaşlar hemen sizlerle şimdi bugün yeni bir listeleme gelecek Coinbase borsasına. Bununla ilgili Twitter hesabından paylaşmıştım. Birçok arkadaşımız da alım yapamadılar. Çünkü coin borsalarda kısıtlı sayıda vardı. Selo isimli coin. Market Pairs'ına baktığımız zaman adet olarak 1 milyar adet olacak. Coinbase borsasında 31 Ağustos'ta listelenecek arkadaşlar. Ve şu anda OKEX, Bitrex, Bilexi ve Okcoin isimli, Hu isimli borsalarda yer alıyor sadece. Ve başka borsada yok arkadaşlar. Bu borsasında şu anda çekim ve yatırma işlemleri kapalı. Bundan dolayı düşük seviyede seyrediyor. Fakat diğer borsalarda gördüğünüz gibi fiyat seviyesi biraz yükseldi. Grafik analizinden baktığımız zaman dünkü fiyat analizine Arkadaşlar dün 2.27 dolar seviyelerinde olan bir coin geçen hafta ve bugün 4.30 dolar seviyelerine çıktı. Yani %50 oranında bir pump yedi. Fakat şöyle bir gelişme olacak arkadaşlar. Bunu sizlerle söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar bu coin'in listelenme tarihi 31 Ağustos. Yani 31 Ağustos'a baktığımız zaman Pazartesi günü listelenecek. Arkadaşlar Pazartesi gününe kadar bu coin'in birçok defa gelgiti olacak. Yani mesela 3.90 dolar fiyatına gerileyecek. Geri 4.35-4.50 seviyelerine geri gidecek. Geri 3.90'a gerileyecek. Yani 31 Ağustos'a kadar pazartesi listeleme olana kadar fiyat bir geri çekilecek bir ileri gidecek arkadaşlar. Bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Mesela 3.90 3.80 seviyelerinden alım yapıp geri 4.10 4.20 seviyelerine çıktığında satış yaparak bu seviyeleri değerlendirebilirsiniz. Ama bu dediğim tabii ki pazartesi gününe kadar pazartesi günü listelenme gelmeden bu işlemlerinizi artık bitirip TTR'e geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu coin'de tutmanızın bir anlamı yok. DeFi projesi büyük ihtimal bu da. Çünkü Coinbase kolay kolay listelemiyor bu tarz projeleri. Ve coin daha piyasaya çıkalım. Mayıs'ın 22'sinde çıkmışlar piyasaya. 0.80 centten. Ve şu anda 4.34 dolar seviyesinde. Bugünkü tabi listeleme haberinden sonra. Hemen listeleme haberimizde şuradan açalım arkadaşlar. 31 Ağustos'ta. Selo USD, BTC, Selo Euro, Selo Sterlin paritelerini açacaklar arkadaşlar. Ve sabah 9'da açacaklar. Tabi ne saatine göre olduğu yazmıyor şu anda. de takip edebilirsiniz. Fiyat zaten haber geldikten sonra bir 3.80'e indi. Bir geri 4.10'a çıktı. 4.34'e çıktı. Yarın büyük ihtimal gerileyecek bu 3.90 dolar seviyelerine. Sonra ertesi gün geri 4.30'a atabilir. Ya da 2-3 saat sonra 4.30'a geri atabilir. Bu hareketleri değerlendirilebilir. Arkadaşlar şu şekilde de sizlere bir şey söylemek istiyorum. Çeşitli borsalarda hesabınız olsun. Mesela Bitrex borsasında, OKX'te, Huobi'de, KuCoin'de, MEXC'de. Yani bunların tabii hepsinde hesap açın demiyorum sizlere fakat bu altcoinlerin çeşitli olduğu borsalarda özellikle sizlere söyleyebileceğim 3-4 borsanın içerisinde birisi Bitrex, bir tanesi KuCoin, bir tanesi m bir tanesi Binance. Yani bu dört borsada çoğu altcoin var arkadaşlar. Zaten bu şekilde listelemeler olduğu zaman ya Bitrex de oluyor, ya MXC'de de oluyor, ya KuCoin de oluyor. Yani kesin birisinden birinde olmuş oluyor. O yüzden Bitrex, KuCoin, Binance ve MXC borsalarında hesaplarınız olsun arkadaşlar. Hesaplarınız da doğrulanmış şekilde olsun ki kullanıma hazır olsun. Yani o anda listeleme haberi geldi hemen Bitrex'ten hesap açayım olay olmasın. Çünkü Hesap doğrulaması yapmanız gerekecek. O ara siz yük, yükleyeceksiniz. Hesap doğrulaması yapmadığınız için belki size trade yaptırmayacak. Alamayacaksınız. Coin'iniz de içeride kilitli kalacak hesap doğrulamasına kadar. O yüzden hesap doğrulaması. Yani coin listeleme haberi geldiğinde değil. Önceden hesaplarınızı açınız. Hazır dursun arkadaşlar. Coin market gap sitesine. Yapıyorlar. Şu anda bitcoin 11.506 dolar seviyesinde. Fakat asıl benim dikkat çekmek istediğim konu. Dominans seviyemiz %59 seviyelerinde. 212 milyar dolarlık bir market cap'i var şu anda ve ikinci sıradaki Ethereum'da 43 milyar dolar. Arkadaşlar bugün dikkatimi çeken yani sizlerle paylaşmak istediğim daha önceki videolarımızda söylemiştim hatırlıyorsanız Bitcoin geriye çekilirken yani Bitcoin ve major coin'ler, Ethereum 2xRP gibi, Bitcoin Cash gibi, Litecoin gibi coin'ler geriye çekilirken ya da sabit dururken çok ufak hareketler yaparken DeFi coin'lerde ciddi fiyat artışlarına şahit olduk. Ve Bitcoin gibi Bitcoin ve majör coin'lerin yukarı doğru sert attığı durumlarda da DeFi coin'lerin aksine sabit durduğuna ya da geri vitese taktıklarına şahit olduk arkadaşlar. Bu sefer de ayrım. Bu şekilde bu durum gerçekleşiyor. Chainlink'e mesela baktığımız zaman %7.92'lik bir artış var. 15.28 dolar seviyelerinde. Şöyle ciddi artış yapmış coin'lere. Bakıyorum hemen arkadaşlar. %23'le A ve Lend. 0.85 dolar seviyelerinde ve Avalent'in şöyle bir durum var dikkatimi çeken. Avalent ve Dogecoin arasında, onu da hemen az sonra sizlerle paylaşacağım. Omicicon Network yine DeFi'ye geçeceklerini söylemişlerdi arkadaşlar. %12'lik bir artış var. Hemen baktığım zaman ontoloji %9.87. Scientix yine DeFi projesi %8.94. Selo isimli coin Coinbase listelemesinden dolayı bu %50'lik artışı yaptı. Rencoin yine bir DeFi projesi %14. Icon %13. Yani artış yapan coinlerin çoğuna baktığımız zaman hepsi DeFi projesi neredeyse arkadaşlar. Solana bu arada ilk yüze girmiş oldu. Hemen sizlerin dikkatini çekmek istediğim bir konu. Buradan devam edelim. avelent ve tat ve arkadaşlar. 6.30 dolar seviyelerinde Polkadot. Yani çok ciddi bir fiyat artışı yaptı bu aralar. 2 dolar seviyesinden 6 dolar seviyesine çıktı. Twitter hesabımızda da zaten sizlerle paylaşmıştım daha öncesinde de. Şuradan hemen tweetimizi bulalım hızlıca. Polkadot coin, A üzerinde DeFi coin'ler çıkarılmaya başlandı. Matra DAO ve Darwinia coin çıkartıldı. Eğer bu şekilde DeFi coin'ler sadece Ethereum A üzerinde değil de Polkadot coin A üzerinde de inşa edilirse bu DAT coin'i ileri vadede ciddi anlamda ileri taşır demiştik ve coin gerçekten de 3 katı gibi bir artış gerçekleştirdi Polkadot şu anda 6.30 dolar seviyelerinde. Avelent'e baktığım zaman 0.85 dolar seviyelerinde. Arkadaşlar benim dikkatimi çeken nokta Avelent'in dolaşımdaki miktarı 1 milyar 300 milyon adet. Polkadot'un 1 milyar adet 897 milyonu dolaşımda. Arkadaşlar fiyat olarak ama baktığınız zaman Polkadot 6 kat seviyesine geldi Avelent'in. Yani sizlere daha önce de söylemiştim. Chainlink'ten sonra DeFi'yi açtığım zaman ilk 200 DeFi'yi. Chainlink birinci sırada. Avalent ikinci sırada. Arkadaşlar şimdi Avalent'in market kapitülasyonu 1 milyar dolara geldi. Chainlink'inki 6 milyar dolar. Ve üçüncü sırada Scientix var. Arkadaşlar şimdi Polkadot Avelant'i yakalaması biraz zor olacak. Adet olarak neredeyse birbirlerine yakınlar. Aralarında 300 milyon adetlik bir fark var aşağı yukarı. Fakat fiyat olarak Polkadot şu anda 7-8 katı civarına geldi Avelant'in. avelet marketten baktığımız zaman DeFi marketinde ikinci sırada. Yani kaliteli bir proje. Polkadot'un açıkçası bu fiyatlara çıkması benim gözümü biraz korkutuyor. Çünkü bu fiyatlar Polkadot için çok yüksek fiyat seviyeleri. Binance'dan hemen açıyorum şu anda sizlere. Bu şekilde pump yapan coinlerde neresi zirve noktası olabilir? Bizim için önemli olan bir kısım burası arkadaşlar. Arkadaşlar açtığınız zaman Binance sitesinde klasik trade'i. Trading view hemen buradan seçiyorsunuz. Orijinal diye trading view seçili olacak. Mesela dat coin'i açtım şu anda. Tam ekranımı alayım hemen sizlerle. Daha yeni listelenen bir coin olduğundan dolayı fazla bir fiyat hareketimiz yok. Fakat buradan ben hemen sağ tıklıyorum ve gösterge ekleye geliyorum. 2 tane BB yazdığımız zaman Bollinger bantlarını açıyorum arkadaşlar. Şu bantlarımız hatta renklerini de biraz sizler için belirginleştireyim hemen. Şimdi farklı renkler yapıyorum. Arkadaşlar şimdi yaklaşıyorum grafiğime. Kafiye olan nokta Bollinger bandının üst noktası. Şu turkuaz renkte olan nokta Bollinger'in orta orta noktası. Ve sarı olan da Bollinger'in alt noktası arkadaşlar. Şimdi fiyat hareketimize baktığımız zaman gördüğünüz gibi Bollinger'in üst bandında yer alıyor arkadaşlar. Ve üst bandı biraz geçmişti. Geri düzeltme yapıyor şu anda. Bandı fiyat, fiyata endeksli olarak hareket eder. Fakat uzun vade ve kısa vade hareketlerini bu şekilde yakalayabilirsiniz. Bollinger bandı çünkü ortalama fiyata göre hareket eder. Yani Polkadot Coin'in bu şekilde bir düzeltme yapacağını ben biliyordum. Çünkü üst seviyeye gelmişti. Üst seviye hatta geçmişti. Fakat düzeltmesi hemen gelmeye başladı. Bunu da diğer şekillerde nasıl incelersiniz? Şimdi bu 1 saatlik grafiğimiz. Hemen buradan 4 saatlik grafiğimizi alıyoruz. Yine üstünde yer alıyor. Hemen uzun bir uzun vadesine de 12 saatlik grafime bakıyorum. Bollinger bandı yok. Çünkü niye? Coin daha yeni listelendi. Bundan kaynaklanıyor. Hemen bir diğer coin'imi açıyorum. Avalent'i açalım hemen hızlıca. Avalent'i tam ekran yapıyorum şu anda. Bollinger Band'ım yine Avalent'te de ekli. Ve bir saatlik grafiğimi alıyorum. Gördüğünüz gibi daha üst noktaya biraz esneme payı var. 0.90 dolar seviyelerine kadar çıkabilir. Fakat çıkmadan düzeltme yapabilir bu, bu şekilde orta seviyelere doğru. Hemen 4 saatlik grafiğime bakıyorum. Gördüğünüz gibi Avalent şurada Bollinger bandının üst noktasına deyip geri aşağıya düzeltmesini yapmış 4 saatlik grafikte. Yani bir coin'in pump yaptıktan sonra bu şekilde Bollinger bandını 1 saatlik, 4 saatlik, 12 saatlik ve günlükte inceliyorsunuz. Mesela 12 saatlikte baktığım zaman hala Bollinger'in üst noktasında. Bu ne demek oluyor bize? Uzun vadede orta seviyelere bir düzeltme gerçekleştirebilir. Bir günlüğe baktığım zaman ise hala yukarıda gördüğünüz gibi Bollinger bandının üst seviyesinde. Orta seviyenin fiyatına bakıyorum hemen hızlıca. Günlük grafikte 0.53. Saatlik grafiği alıyorum hemen. Orta bandıma bakıyorum. 0.70 dolar seviyesi. Alt bandıma bakıyorum mesela 0.50 dolar seviyesi. Yani fiyat bu aralarda gördüğünüz gibi gidip geliyor. Fiyatta çok sert bir yükseliş olduğu için Bollinger bandlarının arası biraz açık. Fakat şurada daha istikrarlı gittiğini görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi Bollinger'e değdiği gibi üst banda geri aşağı bir düzeltme yapıyor. Geri Bollinger'e değiyor geri düzeltme yapıyor. Yani fiyat genelde bu şekilde gider. Fakat böyle ciddi pumplar olduğu zaman saatleri inceliyorsunuz. Bir saatlik 4 saatlik yani coin'in nerede durabileceğini kestirmeniz açısından bu. Mesela 1 saatlikte ben baktığım zaman AVEL'ın hala 0.90 dolara yükselme ihtimali var. Ama Polkadot coin'i hemen açıyorum tekrardan sizlere. Polkadot coin'de de mesela saatlikte Üst banda zaten değmiş. Üst banda değdiği için şu anda orta banda doğru bir ya da şu seviyelere doğru bir düzeltme yapması gerekiyor. Şu anda da zaten 6.20 dolar seviyelerinde. Bu şekilde pump yapan bir coin'in üst noktasını bulmada alt noktasını bulmada kullanabilirsiniz. Mesela şuradan çok ciddi düşüş yapan bir de coin açalım hemen hızlıca. Şuradan hemen değişimi çok yüksek olan STPT isimli coin'i açalım. Tam ekranı alayım hemen. 1 saatlik grafiğimizde baktığımız zaman gördüğünüz gibi Bollinger'in alt noktasındayız arkadaşlar. Alta tam değmemiş ama alt noktasında şu anda. Hemen şuradan 4 saatlik grafiğimi alıyorum. Şu anda alt bantta gördüğünüz gibi tekrardan. 12 saatlik grafiği alıyorum. Yine alt bantta günlük grafiğimi alıyorum. Günlük grafikte ama yukarıda gördüğünüz gibi. Yani uzun vadede bu coin hala düzeltme yapabilir aşağı yönlü Kısa vadede Şöyle mesela 4 saatlik 1 saatlik kısa vade olarak geçer. 12 saatlik ve 1 günlük uzun vade olarak geçer arkadaşlar. Bunu unutmayın. 1 saatli aldığım zaman bu coin yukarı doğru bir hareket yapabilir kısa vadede. 4 saatli aldığım zaman da yukarı doğru bir hareket yapabilir. Fakat uzun vadeye aldığım zaman hala yüksekte kalıyor coin'in Bollinger bandı. Bir başka coin'i da hemen hızlıca inceliyorum. Atoma bakalım. Atom coin'e de baktığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda alt banda doğru 4 saatlikte sarkıyor. Bir saatliğimize bakalım hemen. Gördüğünüz gibi alt bantta buradan alttan yukarı sekme ihtimali var Bollinger bandına göre kısa vadede. 4 saatlikte orta band seviyelerinde. 12 saatliğe bakıyorum hemen 12 saatlikte zirveden aşağı doğru iniyor. Ve günlüğe bakıyorum günlükte de yine zirve noktasında. Yani bu coin'i ben değerlendirsem kısa vade olarak değerlendiririm. Hemen de karınızı aldığınız anda karınızı da nasıl bilebilirsiniz? Orta banda geldiği zaman tekrardan ücretme yapabilir. 8.11 gördüğünüz gibi orta bandı. Şuradan baktığınız zaman 8.38 üst bandı. 7.87 dolar seviyesinde şu anda alt bandı. Yani 7.84 alt bandı. Buradan sert inişler de gerçekleştirebilir. Fakat genelde Bollinger'e geri toparlar arkadaşlar. Bollinger de tabii sert inişlerde bantlar aşağı yönlü hareket eder. Yani şu şekilde aşağı yönlü hareket etmeye başlar. Şurada nasıl yukarı yönlü hareket ettiyse bandı gördüğünüz gibi. Mesela üst bant yukarı yönlü hareket ediyor çünkü sert yükseliş var. Orta bant da yukarı doğru hareket ediyor. Fakat gördüğünüz gibi hep içeride kalıyor yükseliş mumları. Hep içeride kalıyor. Yani Bollinger bu hareketleri takip ediyor. Şu şekilde yatay seyre bindiği zaman artık coin istikrara gelmiş olur. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kısa bir eğitim de yapmış olduk bu sayede. Daha sonraki videolarımızda böyle yine ara ara kesitlerde size eğitim serileri mesela stop koymayı anlatacağım. Margin, futures gibi işlemleri anlatacağım uygulamalı olarak. Bunlara ama bu şekilde sizleri sıkmadan aralara sıkıştırarak tek bir videoda eğitim vermek yerine böyle birer eğitim konusu birer eğitim konusu araya sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Bu sayede siz de sıkılmamış olursunuz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve yorum yazmanızı çok isterim. Arkadaşlar hepinize sevgilerimle, saygılarımla hoşçakalın arkadaşlar.